Dış ticaret dünyasından herkese merhabalar. Bu hafta yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Profesör Doktor Sayın Ziya Akıncı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik hoş davetiniz için. Teşekkür ederim Hakan Bey. Hocam konu o kadar önemli ki hem dış ticaret erbabı hem de ticaret erbabının bence arayıp da bulamayacağı bir başlık aslında bu. Bugün burada olduğunuz için ticaret dünyasının çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada çok işlenmemiş ve duyulmamış bir konu bu. İsterseniz ben hemen ilk soruyla başlayayım. Tahkim ne demek hocam? Öncelikle çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkür ederim. Tahkim dediğimiz zaman uyuşmazlıkların çözümünde tarafların sözleşmelerinde mahkeme yerine uyuşmazlıkların bağlayıcı bir şekilde hakem yoluyla çözümlenmesini kararlaştırmasını anlıyoruz. Bu tanımı birazcık analiz edecek olursak, demek ki taraflar sözleşmelerine bir tahkim şartı koyuyorlar. En önemli şey bu. Ve ondan sonra diyorlar ki, aramızda bir uyuşmazlık çıkarsa, bizim uyuşmazlığımız mahkemeye gitmeye gerek kalmaksızın İstanbul Tahkim Merkezi'nde tahkim yoluyla çözülecek. Bu bir tahkim şartıyla gerçekleşiyor. Peki tahkim şartı yazmak zor bir şey mi? O kadar kolay ki, eğer taraflar sözleşmelerine bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi kurallarına göre tahkim yoluyla çözülecektir dediği zaman tamamen geçerli bir tahkim şartı oluyor. Hatta taraflar isterlerse İstanbul Tahkim Merkezi'nin web sayfasına giderek örnek tahkim şartımızı kopyalayıp sözleşmelerine yapıştırabilirler. Hatta benim de çok sevdiğim bizim web sayfamızda bir tahkim şartı robotumuz var. İsterlerse tahkim şartı robotunu kullanırlar. Tahkim şartı robotu taraflara soracak. Kaç tane hakem istersiniz? Yargılamanın nerede gerçekleşmesini istersiniz? Uluslararası bir sözleşme ise hangi dilde yargılama istersiniz? Bütün bu soruları cevapladığınız zaman ve e-postanızı yazdığınız zaman bizim tahkim şartı robotumuz size özgü tahkim şartını gönderecek. Demek ki sözleşmeye tahkim şartı koyduğumuz zaman uyuşmazlıklar artık mahkeme yerine tahkim yoluyla çözümlenecek ve tahkimin avantajlarından iş dünyası ve hukukçular istifade edebilecek. Harika. Harika diyorum çünkü ben detaylarını biliyorum ve heyecanlanıyorum bunu aktarmak için de. Hocam isterseniz sizle devam edelim. Yani şimdi şöyle Erdem, aslında bizim de bugün hocamı davet etmemizdeki en önemli sebep aslında ki dernek olarak da İstak'la bir protokol imzaladık biz de ve dış ticaret komisyonunu kurduk hocamın da bu anlamda olumlu katkılarıyla. Ben de şu anda naçizane başkanlığını yürütmeye çalışıyorum ama orada önemli olan komisyonun varlığı. Yani biz Türkiye'yi de dış ticaretteki uyuşmazlıklarda İstak'ı daha doğrusu bir referans noktası haline getirme noktasında çok açıkçası iştahlıyız, istekliyiz. Bünyemizdeki hukukçularla beraber bunu yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü neden olmasın? Yani böylesine değerli. Şimdi sizin uluslararası anlamda da çok şapkanız olduğunu biliyorum. Sizin de genel sekreterimiz Yasin Bey'in de bu anlamda çok ciddi şapkalarınız var ve bunlar çok kıymetli. Demek ki Türkiye bu konuda aslında zaten kendini çok ciddi anlamda kabul ettirmiş. Bunu anlıyoruz yani İstak'ın gücü, sizlerin gücüyle. Şimdi böylesine önemli bir yerde ben tabii biraz daha dış ticaret uyuşmazlıklarına bakıyorum. Aslında hani ez cümle şuraya gidiyor. Mahkemeye hiç gerek olmadan ticari uyuşmazlıklar için konuşuyoruz tabii iç ve dış ticaret için. Tahkimle hem daha kısa süreli hem de daha düşük maliyetli bir çözüm üretmek mümkün. Yani burada şuna bakmak lazım. En çok hangi sektörler kullanıyor, avantajları neler ve en çok nerede kullanılıyor? Belki biraz onları bilirsek çünkü bizi dinleyen ki ben de çok kişiyle paylaştım bugün iş dünyasından. İç ticarette de iyi ayırmak lazım. Dış ticarette de her noktada aslında uyuşmazlıkları çözmek için son derece bu anlamda avantajları. Ama ne gibi avantajları var? Yani niye mahkemeyi tercih etmesinde İstak'ı ya da tahkimi tercih etsin bir tacir? Hocam ben izninizle araya girebilir miyim? Bu çok önemli bir soru. Ama hocam da biraz önce dedi ya mahkemeye gitmeden
çözümü sorunların, uyuşmazlıkların? Şimdi insanların kafasında ilk defa duyanların ya da çok bir şey bilmeyenlerin bu konuyla ilgili soru işaretleri kalksın, pürüpak olsun diye tabii soruyorum. Temiz var mı? Yani mahkemeye gitmeden nasıl çözülüyor? Arabuluculuk değil bu konu çünkü. Oradan minik bir bahsedebilir miyiz hocam? Ondan sonra hocamın sorusunu alsak müsaadenizle. Çok güzel olur. Çok teşekkür tabii. ederim. Çok güzel, kıymetli sorular bunlar. İsterseniz şöyle bir sıralama yapalım. Önce çok karıştırılıyor çünkü çok haklısınız. Evet. Arabulucu ve tahkim arasındaki farkı ortaya koyalım. Evet. Ondan sonra Hakan Bey'in çok isabetli bir şekilde belirttiği üzere tahkim hem iç uyuşmazlıklar açısından hem uluslararası uyuşmazlıklar açısından Türk iş insanlarına ne gibi avantajlar, fırsatlar sağlıyor, bunları anlatalım. Evet. Öncelikle tahkim ile arabuluculuk arasındaki farkı anlatmak gerekirse, biliyorsunuz artık arabuluculuk hayatımızın bir parçası oldu. Zorunlu arabuluculuktan sonra her ticari davada öncelikle arabulucuya gitmek gerekiyor. Dava şartı oldu. Arabuluculuk çok kıymetli, çok işlevsel bir yöntem. Taraflar belki de aralarındaki uyuşmazlığı ticari olarak görüştüğünde bir gün içerisinde, iki gün içerisinde çözebiliyorlar. Özellikle iş davalarında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve istatistiklerde oldukça etkileyici. Ama ticari davalarda taraflar eğer uzlaşma görüşmeleri neticesinden bir sonuç alamazlarsa, başka bir deyişle arabulucu görüşmesinde bir sulh sağlanmazsa, uzlaşma sağlanmazsa o takdirde arabulucu bir uyuşmazlık tutanağı tutuyor, uzlaşmazlık tutanağı tutuyor ve tarafları mahkemeye göndermek üzere bu tutanağı onlara veriyor. Böylece arabuluculuk süreci bitiyor. Halbuki tahkime geldiği zaman taraflar hakemlere iddia ve savunmalarını anlatıyor. Hakem bu uyuşmazlık hakkında karar veriyor, hüküm veriyor ve bu hüküm bağlayıcı oluyor. Ne kadar bağlayıcı oluyor? Bir mahkeme kararı kadar ve ilamlı icra yoluyla icra edilebilecek kadar bağlayıcı oluyor. Bunun daha üstünde bir şey yok. Dolayısıyla hakemin verdiği karar artık uyuşmazlığı esastan nihai olarak çözümlüyor. Bu arabuluculukla tahkim arasındaki en önemli fark, artık tahkime gelip hakem karar verdiği zaman artık uyuşmazlıkla ilgili mesele tamamen çözümlenmiş oluyor. Hakan Bey'in sorusuna gelirsek, acaba tahkimin hem iç uyuşmazlıklar açısından hem uluslararası uyuşmazlıklar açısından Türk iş insanlarına ve hukukçulara sağladığı fırsatlar nelerdir? Bir yargılama sürecinden iş insanlarının beklediği üç tane önemli şey var. Bunlardan birincisi, bizim için en zor şey, yargılamanın hızlı olması. Yani zaman. Türkiye'deki, evet, sokaktaki insana sorsanız ya, efendim yargılamayla, ticari yargılamayla ilgili sizce en önemli sorun nedir? Muhtemelen süreden. İlk söyleyeceği diyecek ki ya ben bir davaya başladım, 6 sene, 8 senede sonuç alamadım. Yani düşünün, iletişimin, ulaşımın bu kadar hızlandığı bir çağda. Düşünün, evet. Sabah birisi bize bir e-mail yazıyor, öğleden sonra telefonla alıyor. Ya sabah size e-mail yazmıştım, hala cevap gelmedi. Ne oldu, aldınız mı diye soruyor. Böyle bir çağda. Sizin evet haklısınız ama 8 sene sonra biz sizin haklı olduğunuzu söyleyeceğiz demek artık iş dünyasının tahammül edemeyeceği bir doğru. noktaya geldi. Tabii bunu söylerken şunu söylemek lazım. Hakimlerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Yani burada mahkemeleri veya hakimleri suçlamıyoruz ama dosya yükü o kadar ağır ki on binlerce dosyayı bir senede çözümlemesi gereken Yargıtay dairelerimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla maalesef Türkiye'de mahkemelerin hızlı olduğunu söylemek mümkün değil. Bütün dünyada aslında böyle, mahkemelerin yükleri çok fazla. Oysa tahkimde, İstanbul Tahkim Merkezi'nde uyuşmazlıklar ne kadar sürede çözümleniyor biliyor musunuz? Bizim normal davalarımız, kompleks büyük davalarımız 6 ay içerisinde. Türkiye'ye ilk defa seri tahkimi getirdik. Seri tahkimde ise 3 ay içerisinde çözümleniyor. Belki kafanızda şu soru olabilir. Ya tamam, hoca söylüyor, gayet güzel şeyler söylüyor, kuralları da yazmışlar. Ama mahkemede 8 senede çözümlenen bir uyuşmazlık nasıl oluyor da 3 ayda çözümlenir mi? Buna en güzel cevabı istatistiklerimiz veriyor. İstatistiklerimize baktığımızda İstanbul Tahkim Merkezi'nde seri tahkimde 3 ay içerisinde çözümlenen dava oranı %94.
Dolayısıyla bu söylediğimiz teori değil, temenni değil, gerçekleşen bir vaka ve bu iş insanları için inanılmaz bir fırsat, anlatmaya gerek yok. İkinci önemli husus, tabii ki yargılamayla ilgili en önemli, özellikle ticari davalarda. Ticari davalar o kadar önemli uzman bilgisi gerektiriyor ki, düşünün bir inşaat davası. Doğru. İnşaat davasına bakacak kişi, hak edişlere bakacak, projelere bakacak, gecikme analizleri yapacak vesaire. Banka ihtilafına bakacak kişi, banka tecrübesi olacak, lisans ihtilafına bakacak kişi, lisansı bilecek, ilaç sektörünü bilecek, otomotiv sektörünü bilecek vesaire. Dolayısıyla çok ciddi uzmanlık gerektiriyor. Şimdi bizim hakimlerimiz, mahkemelerimiz, ihtisas mahkemesi, ticaret hakimi olsa dahi bir kişinin bütün bunları bilmesi mümkün değil. Biz üniversite hocasıyız. Hepimizin uzmanlıkları belli alanlarda. Dolayısıyla ticaret mahkemesi, uzman mahkeme dahi olsa bütün bu hususları uzman bir hakim olarak bilmesini beklemek gerçekçi değil. Halbuki İstanbul Tahkim Merkezi'nde hakem atadığımız zaman biz kimi hakem atıyoruz biliyor musunuz? O konuda direkt kitap yazmış kişiyi, onlarca sene o konuda mesai yapmış kişiyi hakem atadığımız zaman uyuşmazlığı çözecek hakemler tarafların iddia savunmalarını çok daha iyi anlayabiliyorlar. Çoğu zaman bilir kişiye dahi gerek olmuyor çünkü zaten uzman kendisi. Dolayısıyla hem kararların doğruluğu, kaliteliği hem de hızı açısından inanılmaz bir imkan sahibi, imkandan istifade ediyoruz. Üçüncü önemli husus, bakın hızlı yargılamadan bahsettik, uzman kişilerin uyuşmazlığı çözmesinden bahsettik. Belki kafalarda şu soru olur, ya tamam hızlı diyoruz, uzman diyoruz ama acaba çok pahalı bir yargılamayla mı karşı karşıya kalıyoruz? Tam tersine İstanbul Tahkim Merkezi mahkeme harçlarıyla kıyaslandığı zaman özellikle orta ve büyük davalarda mahkemeye ödenecek olan harçların yarı nispetinde hatta daha düşük bir miktardaki bir ücretle uyuşmazlıkları nihai olarak çözümlüyor. Dolayısıyla iş dünyası açısından inanılmaz bir fırsat söz konusu. Son derece hızlı uzmanların çözdüğü ve ekonomik bir uyuşmazlıkları çözüm yolu. Şimdi müsaade ederseniz Hakan Bey'in sorusuna geçelim. Acaba uluslararası uyuşmazlıklar açısından İstanbul Tahkim Merkezi'nin önemi nedir? İstanbul Tahkim Merkezi 6570 sayılı kanunla finans merkezi projesinin bir parçası olarak kuruldu ve uluslararası bir tahkim merkezi olarak dizayn edildi. Ve müsaadenizle tevazuyu bir tarafa bırakacak olursak bizim divanımızda dünyanın en saygın, en bilinen kişileri hakem olarak görev yapıyor. Yani futboldaki Ronaldo, Messi neyse bizim divanımızdaki hakemler de hakikaten milyar dolarlık davalara bakan son derece kıymetli hakemler. Dolayısıyla aslında İstanbul Tahkim Merkezi hem iç uyuşmazlıklar için hem de milletarası uyuşmazlıklar açısından dizayn edildi. Tabii düşünün bizim ihracatçılarımız. Bazı davalarda son derece büyük davalar var. Bunlar için Londra'ya gitmek, Paris'e gitmek, Cenevre'ye gitmek tabii kıymetli ama çok pahalı. Ve tabir caizse bir maçı evinizde oynamanın farkı yabancı ülkede oynamaktan her zaman için farklı. Dolayısıyla İstanbul Tahkim Merkezi'nde rahatlıkla bu uyuşmazlıkları çözümleyebilirler. Bazen de küçük davalar açısından aslında o daha da önemli. Neden biliyor musunuz? Mesela bizim ihracatçımız ihracat yapıyor. 10 bin dolar, 20 bin dolar reklamasyon kesiyor. Şimdi diyor ki ya ben 20 bin dolar için dava açsam zaten avukata gideceğim. Meslektaşlarımız yurt dışında genellikle saat ücretiyle yaparlar, ücretlerini alırlar. İki tane toplantı yapsanız zaten sizin alacağınız kadar avukata para ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla işte İsveç'te, Londra'da, Paris'te dava açarken zaten alacağınızdan çok avukata ücret ödemeniz gerekir. Halbuki İstanbul Tahkim Merkezi'nde eğer bu davayı açarsanız İstanbul Tahkim Merkezi'nden alacağınız kararı dünyanın her ülkesinde sanki o ülkeden verilmiş bir mahkeme kararı gibi icra edebilirsiniz. Bu inanılmaz. Bu net mi hocam? Hiçbir tereddüt yok. Bu inanılmaz bir şey hocam ya. Yani en azından burası. New York Konvansiyonu sayesinde inanılmaz bir uluslararası tenfiz mekanizması vardır. Türkiye'de İstanbul Tahkim Merkezi'nden kararı aldınız. Stockholm'de bir firmadan alacaklısınız. Çoğu zaman göreceksiniz
özellikle Batı ülkelerinde herhangi bir şey yapmanıza bile gerek yok. Böyle bir karar aldım, lütfen bunu ödeyin dediğinizde hemen o para ödenecektir. Çünkü sorduğu zaman bir İngiliz avukata, İsveçli avukata, Alman avukata der ki ya burada bir hakem kararı var. Artık bunun esasına girilmez, her şey bitmiş. Lütfen bu parayı ödeyin diye hemen kendi avukatı bu konuda mütalaa verecektir. Evet, harika hocam. Gerçekten bir iki sorum oluştu. Tabii. Şimdi hocam. Hocam bir seri tahkim ne demek? Onu bir açıklarsanız sevinirim. Bir de şunu sormak istiyorum size. Aslında ben cevaplarını kısmen biliyorum ama dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz açısından son derece önemli. Şöyle ki, şimdi ben tahkimde hakem müessesesiyle hareket etmeme rağmen bir avukattan destek alabilir miyim? Bana mesela bu soru geldi bugün yayından önce. Onu öğrenebilir miyiz diye. Bilir kişi var malum mahkemelerde. Sonuçta sizin de söylediğiniz gibi bir hakimin her şeye vakıf olması elbette mümkün değil. Bilir kişilik yapıyoruz. Ben de bir bilir kişiyim. Yani sonuçta o makamın da nasıl çalıştığını biliyoruz. Tahkimde buna ihtiyaç var mı yok mu? O müesseseler nasıl çalışıyor? Biraz ona da değinebilir miyiz? İhtiyaç var mı yok mu? Ama önce bir tabii seri tahkim dediniz ya. Geçtim. O seri hızlandırılmış tahkim mi? Nedir o? Ben yine bir ekleme yapayım tabii, hocam. Tabii. Bir de tahkim, hakem kararından sonra temyiz aşamamız var mı? Evet. Güzel. Seri tahkimden başlayalım. Seri tahkim İstanbul Tahkim Merkezi'nin Türkiye'ye kazandırdığı bir kavramdır. Özellikle kompleks, çok karmaşık olmayan ve çok büyük olmayan ihtilaflarda biz 5 milyon liranın altındaki uyuşmazlıklarda taraflar aksini kararlaştırmadıkça seri tahkim uyguluyoruz. Tek hakem uyuşmazlığı çözüyor. Güzel. Ve birer dilekçe değişimiyle taraflardan dava ve cevap dilekçesiyle prensip olarak yargılama tamamlanıyor. Gerekirse bir duruşmayla son derece hızlı bir şekilde bitiyor ve 3 ay içinde bitiyor. Ve o bir hakem İstak tarafından aktarılıyor. Taraflar anlaşabilir, anlaşamazsa İstanbul Tahkim Merkezi tamam. Divana atıyor. Ama bu Türkiye'de o kadar beğenildi ki açık söylemek gerekirse çok büyük davalarda miktar olarak ama çok böyle kompleks olmayan davalarda tahkimi iyi bilen avukatlar özellikle seri tahkim usulünü istiyoruz diye sözleşmelere yazmaya başladılar. Çok akıllıca. Çünkü bazen ihtilaf çok büyük oluyor ama birinin birine borcu var ödememiş. Yani burada çok allame-i cihan olmanız gerekmiyor. Bakıyorsunuz sözleşmeye aykırı davranmışsınız diyorsunuz. Çok hızlı karar vermeniz gerekiyor. Ama bir şirket birleşmesi, inşaat sözleşmesi gibi çok kapsamlı bir uyuşmazlık olduğunda seri tahkime uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla aslında biz miktara göre seri tahkimi belirliyoruz. Ama çok büyük ihtilaflar yapısı itibariyle uygunsa yine seri tahkimde çözülebilir. Çünkü 3 ay içerisinde bütün her şey bitiyor. Taraflar seri tahkim yazmasına rağmen mesela bizim bir kere başımıza geldi. Taraflar belki biraz heyecanla bu seri tahkimde çözülsün diye yazmışlar. Ama uyuşmazlığa bir bakınca bir güneş enerji santrali, panellerin imalatından tutun da o kadar çok ihtilaf var ki sonunda hakemler dedi ki bunun seri tahkimle çözümlenmesi dinlenilme hakkına ihlali olur. Divana teklif ettiler. Bunu normal tahkime çevirelim ki biz rahat rahat keşif yapalım, bilirkişi dinleyelim vesaire. Biz de baktık hakikaten hakemin dediği doğru. Hemen bu seri tahkim olmasın uyuşmazlık itibarıyla normal tahkim gibi görülsün dedik. 6 ayda bitti. Dolayısıyla her zaman bu değişikliği yapmak mümkün. Ama uyuşmazlığın niteliği uygunsa seri tahkim inanılmaz bir fırsat taraflar için ve çok da iyi kullanılıyor. Türkiye'nin çok benimsediği bir yöntem oldu. Sonra temiz vardı. Bilir kişi ve avukat. Tahkimde hakem esas hakkında karar verdikten sonra bu artık tarafları bağlayan nihai bir karardır. Hatta uluslararası hukuktan size bunu izah etmeme müsaade ederseniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Diyor ki taraflar tahkim anlaşması yapmasına rağmen daha sonra eğer ki mahkeme buna karıştıysa bu insan hakkı ihlalidir diyor. Çünkü böyle taraf mi? Bunu tahkimde çözümlemek istemesine rağmen hakem karar verdikten sonra mahkeme bir de ben getiririm bunun hakkında ben karar vereceğim dediği anda bu bir insan hakkı ihlalidir diye kararı var. Mülkiyet hakkının ihlali itibarıyla. Dolayısıyla tahkimde esas olan hakem esas hakkında karar verdikten sonra artık uyuşmazlık nihai olarak bitiyor. Çünkü yenilen pehlivan güreşe doymaz misali. Düşünün doğru. Siz konunun uzmanı olan hakem önünde her türlü dinlenilme hakkını kullanarak belki bir hafta süren duruşma
yüzlerce sayfalık dilekçeleri veriyorsunuz, delilleri veriyorsunuz, harika bir yargılama yapıyorsunuz ve davayı kazanıyorsunuz. Tam ben artık hakkımı alıyorum derken birden mahkeme derse ki ya getirin bakalım şimdi yargılama baştan başlasın, o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu tarafların anlaşmasına aykırıdır ve insan hakları ihlalidir. Çünkü taraflar artık tahkim yoluyla çözümlenmesini istemiştir. Dolayısıyla temyiz yok ama hakem kararına karşı sadece iptal davası açılabilir. İptal davasında acaba tahkim şartı var mı? Tarafların dinlenilme hakkı ihlal edildi mi? Kamu düzenini ihlal edilen bir şey var mı gibi son derece önemli hususlar dinlenilir. Yoksa getir bakalım bir kere de biz yargılama yapalım diye yargılamanın yeniden bahsediyor. Şekle uyulmuş mu uyulmamış mı? Tahkim merkezinin kendi içerisinde statü olarak temiz gibi çalışan bir şey de yok, kurum da yok, anladığım çünkü kadarıyla. Çünkü o konunun uzmanı artık o kararı konuda vermiş. Kararı veriyor. Onun üstünde kim var diye bir arayışa girmiyor. Ne evet. Tahkim merkezi ne de mahkemeler. Kanunda bunu öngörüyor zaten. Şunu sormuştum. Bilirkişiye artık ihtiyaç var mı? Avukata artık ihtiyaç var mı? Avukata kesinlikle var. Çünkü taraflar burada çok mufassal, çok güzel bir yargılama imkanına. Mesela ben bazen bakıyorum, hayret ediyorum. Bizim mahkemelere verilen dilekçelerde avukat arkadaşlarımız yazdıkları dilekçeleri koyu yazıyorlar, altını çiziyorlar veya büyük harfle yazıyorlar. Yani yurt dışında biliyorsunuz bu aslında yazım şiddetidir. Tabii. Yani birine büyük harfle yazsanız, tabii. Eşinize yazsanız der ki bir dakika ne oluyor hakaret der olarak yani. Kalır. Bu akşam gelmeyeceğim diye büyük harfle yazsanız ne oluyor der yani ne kadar güzel geçiniyorduk niye bana böyle şeyler söylüyorsunuz der. Dolayısıyla bir hakime böyle bir şey yazmak aslında son derece ciddi bir şeydir. Ama Türkiye'deki dilekçelere baktığınızda çok sık bir şekilde meslektaşlarımız bunu yapma ihtiyacını hissediyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü meslektaşımız, avukat arkadaşlarımız şundan endişe ediyor. Mahkemelerin yükü o kadar ağır ki hiç olmazsa şu koyu yazılı yerlerin okunduğundan emin olayım ki müvekkilimin hakkı bir hak kaybı olmasın. İstiyor. Ne kadar aslında düşünün tedirgin edici bir durum. Tahkimde ise hiçbir böyle bir kaygı olmadan... Biliyorsunuz ki yüzlerce sayfa verdiğinizde bile hakem bunu okuyacak, delilleri evet. okuyacak. Açık söylemek gerekirse mekanizma o kadar güzel ki hakem olarak görev yaptığınızda siz de dosyaya ne kadar hakim olduğunuzu duruşmada taraflara gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben bu dilekçede şu argümanları biliyorum, delilleri biliyorum ve bunu gösteriyorsunuz ve taraflar da inanılmaz bir rahatlık içerisinde diyor ki benim dilekçelerim okunmuş, delillerim okunmuş ve hakem duruşmaya hazır gelmiş. Dolayısıyla sistem kendisini çok güzel bir şekilde denetliyor. Hakemi beğendiğiniz zaman tekrar onu atamak istiyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten güzel bir sistem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem tarafların sunduğu iddialar, dilekçeler itibariyle hem de bilirkişi incelemesi itibarıyla eğer gerekli değilse hakem de kendi, o konunun uzmanı zaten İstanbul Tahkim Merkezi'nde çoğu zaman bilirkişiye ihtiyaç dahi olmadan uyuşmazlık çözümlenebiliyor. Ama diyelim ki ben inşaat hukuku uzmanıyım ama öyle argümanlar var ki mesela diyor ki ya jeolojik olarak buradaki verilen zemin raporları hatalı. İnşaatı ne kadar bilseniz zeminle ilgili inceleme bir bilirkişi raporu gerektiriyor. Bu gibi durumlarda bilirkişi incelemesi yapıyorsunuz ama o zaman hakem nokta atışıyla hangi soruyu sorduğunu bilirkişiye belirtiyor. Diyor ki bana lütfen şu soruma cevap veriniz. Genel olarak dosyayı değerlendirin değil, şu konularda şu soruların cevaplarını verin diyor. Tamamen hem zamandan, teknik içerikli olması. Ve zamandan kazandırıyor ve de kararı bilirkişi değil tabii ki hakem vermiş oluyor bu sayede. Ben gelirken şeyi inceledim, genel kurulun delegelerini inceledim. Türkiye'nin bütün kamu ve özel, özerk bütün STK'ları var. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, sendikalar, Bankacılık Komisyonları, Adalet Bakanlığı, ya çok önemli kurumlar var hocam. Dış delegelerimiz için. Dış yönder yazmıyor bunu. Yok, kurucular arasında demiş. Dolayısıyla bu kadar büyük bir popülasyona ulaşmak aslında çok büyük çaba, büyük de bir iş gerektiriyor. Türkiye'de İstanbul tahkimin olması ve iş insanlarının tahkimle tanışıyor olması gerçekten bir şans olarak kazanım, görüyorum evet. Ben, bir kazanım. Dolayısıyla saydığınız faydaları da üst üste koyunca
hakikaten daha hoş bir yere çıkmış oluyor. Mesela yurt dışında açılan davaların takibi gerçekten önemli bir konu. Bizlerin mesela biz gümrük tarafında, gümrük müşavirliği tarafında canı yanan, bu şekilde davalarını kaybeden birçok eşimiz, dostumuz, müşterimiz oldu. Onun için harika bir konu olduğunu düşünüyorum ve çalışmalarınızın sağlıkla, başarıyla devam etmesini diliyorum. Hocam son bir soru için bir zamanımız var. Onu hemen değerlendirmek istersiniz. Ben yine hocamın bunu açıklamasının faydalı olacağını düşünüyorum. Hakemlerin de sadece hukukçulardan oluşmadığını biliyoruz. Doğru değil mi? Bunun fayda ya da zararları var mıdır hocam? Çok kısa alabilir miyiz? Şöyle tabii bizim kurallarımız önce hem usul kanunumuz hem de Millet Arası Tahkim Kanunumuz uyarınca hukukçu olmayan kişilerin de hakem olması mümkün. Buna engel yok. Evvela tahkimde çok yoğun bir şekilde taraflar kendileri uzman dinletebilirler. Bu çok faydalı olur. Hakemler için de çok faydalı olur. Uyuşmazlıklarda taraflar genellikle hukukçuları hakem seçerler istatistik olarak. Evet, ama bazı davalarda, örneğin bir inşaat davasında bir quantity survey, tamamen hak ediş hesaplaması vesaire ve tamamen teknik olan bir hususta veya tamamen gümrükle alakalı bir hususta, eğer taraf diyorsa ki ben bu konuda uzman olan bir kişiyi hakem olarak tayin etmek istiyorum, bunu da yasal olarak engelleyen bir husus yok. Nitekim hem İstanbul Tahkim Merkezi'nde hem de pratikte biz de hakem olarak hukukçu olmayan kişilerle de beraber mesai yapıyoruz ki bunun da faydaları oluyor. Hocam, bunun için İstanbul Tahkim Merkezi hakem eğitimi de veriyor. Hem hukukçular için hem hukukçu harika olmayanlar için. Ben söylememe gerek kalmadı. Siz anladınız ve cümleyi sonlandırdınız. Çok naziksiniz. Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Süre kısıtı olan bir yayındayız. Onun için affınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ama çok güzel bir özet bilgi oldu. Harika oldu. Gerçekten güzel oldu. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya değerli bir konukla yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.